Beyler bayanlar selamlar. Evet yine uzun bir süreden sonra tekrar karşınızdayım. Ama bu uzun süreler artık bitti. Tüm işleri hallettim. Hatta en son sizlerle hangi videoyu paylaşmıştım arkadaşlar? Hemen şöyle bakalım. Amarna'nın videosunu paylaşmıştım. Amarna evet çıkışa daha olsa da Closed Beta ile ilgili kazançlar başlayacak. Direkt UST kazanabileceksiniz. Stablecoin kazanabileceksiniz. Ama bugünkü konumuz Amarna değil. O 2 ya da 3 gün sonra. Bugünkü konumuz ne? Yine yeni proje. Ve sizler için bir risk taşımayacak. Projemizin ismi ne mi arkadaşlar? Monkey Guns. Hadi gelin şimdi sizlerle bu bir projeyi inceleyelim. Ve nasıl risksiz bir şekilde kazanabileceğinizi sizlere ince ince detaylarını vereyim. Ne demiştik? Projemiz ismi Monkey Guns arkadaşlar. Hemen ana sayfasından bir incelemeye başlayalım. Bu oyun arkadaşlar FPS oyunu olacak ve videolarından şu ana kadar görebildiğim kadarıyla oynanış açısından tipik play to earn oyunları gibi değil, birazcık daha normal oyun gibi olacak. Aşağıya doğru kaydırdığımızda ise Monkey Guns'ın trailer var ve direkt oyunla ilgili kısa bir açıklamada bulunuyor. Ne bu açıklama arkadaşlar? Normal 3 tane arenası bulunacakmış. Ve giriş ücretleri olacak. Evet. Tipik tıkla kazandan öte hem NFT'niz oluyor arkadaşlar, bir de Balat isimli bir token olacak. Bu token'dan maçlara girerken belli bir miktar ödüyorsunuz. Bu miktarlar işte 0,1, 0,5 ve direkt 1 dolar. Ve 15 kişi bir lobide başlıyorsunuz arkadaşlar. İlk 3 direkt ödül alıyor. Nasıl mı alıyor? Birinci 8 katını kazanıyor arkadaşlar. Ya yani 1 dolarla girdiğinizi varsayın 8 dolar alıyorsunuz. İkinci olan 4 dolar ve üçüncü olan da 2 dolar kazanıyor. Aynı zamanda normal maçlardan ve turnuvalardan da kazanabileceksiniz. Bunu zaten ilerleyen incelememizde göreceğiz. Burada bir videosu var arkadaşlar. Burayı isterseniz bakabilirsiniz. Şöyle sesi kısalım. Hayvan gibi bağırmasın. Direkt projenin hatta sesi kısalım. Ne olduğunu direkt size anlatıyor arkadaşlar. Oyun başına giriyorsunuz ve içeridekiler eleniyor tipik olarak ve birinci, ikinci, üçüncü kazanıyor. Balat arkadaşlar direkt stablecoin'e, dolara endeksli, yani ikisi aynı. Hiçbir zaman Balat'ın fiyatı değişmeyecek. Buradan da işte kazançları vesaire, free to play kısmını, evet en sevdiğiniz kısım free to play kısmını gibi kısımları açıklıyor arkadaşlar. Burayı uzun uzun tutmuyorum. Devamlı geçiyorum. Yine aşağıda free to play karakterleri ve NFT modunu, Gorilla Soldier'ı gibi bir sürü şeyi açıklıyor. Hatta sizlerle gelişim bir tane hop sesini kısarak inceleyelim arkadaşlar. Oynanış olarak gördüğünüz gibi normal oyunlardan öte, normal play to earn oyunlarından öte çok daha farklı. Tabi bunu oyun içine girmeden de göremeyeceğiz, emin olamayacağız. Çünkü big time bir örneği de var, siz de gayet iyi biliyorsunuz. Neyse, o konuya hiç girmiyorum. Ve arkadaşımız öldü. Haydi bir tane daha bakalım hemen. Tabii sesini kısalım. Bu arada doğma efektini vesaire çok güzel yapmışlar. Ayak sesi birazcık fazla, sesi açarsam şöyle bir dinleyin size. Belli bir süre sonra baş ağrıtabilirsem o kadar sık oynayacak mıyız, oynamayacak mıyız o da meçhul. Ama genel olarak FPS konusunda da kasma yoksa gayet güzel olabilir. Şu anda etrafına bakınıyor. Evet. Silah çeşitliliği nasıl olacak örneğin? O da bir soru. Nişan alması ve ekstradan bomba atması. Yani gördüğünüz üzere arkadaşlar normal bir FPS oyunu. Burada da modellemeleri falan paylaşmışlar. Ve partnerleri açıklamışlar. Partnerler arasında kim var? G4FF. Daha öncesinde sizlere açıklamıştık. Buradaki güzel kısımda G4FF sayesinde sizlere bedava scholarship verilecek. Ama scholarship de birazdan. Çok detaya girmeyelim şimdi. Roadmap'e baktığımızda da oyun daha çok başlarında arkadaşlar. Takipte kalın. Şu an evet bir kazanç yok ama köşeye, Discord'unuzun köşesinde bir girin. Orada kalsın arkadaşlar. Orada bir takipte kalın. Hangi kısımdayız, hangi kısımdayız? Şuraya bakmamız daha mantıklı olacak aslında. Dördüncü çeyreğe girmiş olsak da aslında şuraya bakalım. İşte stackler, kontraklar vesaire yazılacak. Her projenin başında olduğu gibi. Sonra ikinci çeyrekte de arkadaşlar alfa başlayacak ve buradan itibaren para kazanmaya başlayacağız. Bu sistem neye benziyor bu arada? Onu da atladık. Eskiden hatırlar mısınız bilmiyorum ama G-Loot vardı arkadaşlar. G-Loot bayağı bir komple sistemini değiştirdi. G-Loot'ta da yine giriyordunuz, belli bir ücret yatırıyordunuz ve size bir görev veriyordu. 5 tane kill al, 10 tane şu görevi topla, 100 kilometre yol git falan gibi. O görevi tamamladığınızda da size ödül olarak 2 katını veriyordu, 3 katını veriyordu. Değişiyordu artık ödülüne göre arkadaşlar. Aynı onun gibi düşünebilirsiniz bunu da. Yine belli bir oranla giriyorsunuz. Ama bunu da görevi tamamlamak yerine sıralamada en üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Gelin şimdi bir de White Paper'dan devam edin. Hemen ilk sayfaya geçelim. Neler var, neler yok. İşte
normal tanıtımı derken Monkey Guns nedir? FPS Play to Game on Matic Chain arkadaşlar. Matic'te işlem yapacağımız için fee de ödemeyeceğiz. O da güzel bir artı. Game ekosisteminden bahsetmiş. Burada da token'dan bahsediyor. Ne demiştik? İki tane token'ı var arkadaşlar. Bir tanesi Bullet, diğeri de Megaze. Bullet arkadaşlar oyuna girmek için, bu şurada yazıyor zaten, gerekli olan fee. NFT'yi almak için gerekli olan yine token. Daha sonrasında oyun içinde kazanacağınız token yine Bullet olacak arkadaşlar. Yani oyunla ilgili her şeyi Bullet'la yapıyoruz. Ve bu Bullet ne demiştik? Direkt 1 dolar arkadaşlar. Aslında Bullet değil, dolar da diyebilirsiniz. Ama kendileri Bullet demişler ve 1 dolara eşitlemişler. MGZ'yi de X'deki aynı AX gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kendi içinde yine NFT Marketplace'i olacak. Ve gelelim şimdi önemli kısımlardan diğerine. Gameplay arkadaşlar. Free to play var demiştik ama free to play'de şuradaki kısım maalesef bizi üzüyor. Ne kısmı? Without earning money, yani bir kazanç olmadan sadece keyif için arkadaşlar. Keyif için ben giderim Skyrim oynarım, ne bileyim Witcher oynarım. Neyse. Ama yine de arkadaşlar free şurada itibaren devam ediyorum. Free to play oyuncuları da yine ödülme şansına sahip olacaklar. Bu da nasıl olacak? Haftalık turnuvalara katılarak. Bu haftalık turnuvalarda da örneğin neye göre belirlenecek? Oyunun istatistiklerine bakılacak, ölme ve öldürmesine bakılacak, kaç defa birinci, ikinci, üçüncü gelmiş, KD'si ne durumda gibi bazı şeylere bakarak büyük ihtimalle bunu da turnuvadan önce işte bu turnuva şununla ilgili olacak eser diye belirtip oradan da sıralamaya giren insanlara yine ödül dağıtacaklar ve bunun için de hiçbir ücret ödememize gerek kalmayacak. Bedava alabileceksiniz arkadaşlar. Oyunda da bir de NFT var arkadaşlar doğal olarak. Play to earn oyunda NFT olmazsa olmaz zaten. 5 dolarlık NFT, 100 dolarlık NFT ve 350 dolarlık NFT arkadaşlar. Ne anlama geliyor bu? Şu anlama geliyor, hemen şuradan bakarsanız. Normalde 5 dolarlık NFT aldığınızda içinde 5 tane balıt yüklü oluyor. Ve her oyuna girişte 0.1, 0.5 vesaire ödüyorduk ya. Bunun içindeki balıtları sürekli kullanıyorsunuz. Kazandıkça içerisi doluyor. Daha sonrasında belli bir kısmını da çekebiliyorsunuz. 100 dolarlıkta ne oluyor arkadaşlar? Doğal olarak içinde 100 dolarlık yani 100 tane balıt oluyor. Aslında çok bir fark olmadığını da görebilirsiniz. 350'de ne olacak? Hadi hesaplayalım. 350 tane balıt olacak arkadaşlar. Evet. Matematiğim akıyor yine. Oyun içinde de tek bir haritada oynamayacağız arkadaşlar. Toplamda 3 tane haritamız var. Factory Map, City Map ve Open World Snowy Map diyorlar ama Open World'ü nasıl yapacaklar? Küçük bir harita yerine daha büyük olan bir harita Open World mu olacak? Neyse, beta başlayınca bunlarla ilgili sizlere de daha fazla bilgi vermeye başlar. Şimdi biraz önce NFT'lerin fiyat farkında hiçbir fark yok dedik. Abi 5 yüklüyorsun, 5 dolarlık alıyorsun, içinde 5 tane balık çıkıyor. 100 dolarlık alıyorsun, 100 tane balık çıkıyor. Hayır, bu kadar basit değil aslında. Haftalık turnuvalarda da ödüller de buna göre hesaplanıyor. Örneğin şurada da açıklamış. 5 dolarlık NFT alıp turnuvaya katılırsanız eğer kazandığınız zaman 50 dolar kazanabileceksiniz. Ama 350 dolarlık aldığınızda da örneğin 1000 dolara kadar kazanabileceksiniz. Yani aslında o NFT'nin fiyatı daha sonrasında turnuvada kazanacağınız miktarı da belirliyor arkadaşlar. Ama illa almak zorunda mısınız? Hayır. Dediğimiz gibi scholarship olacak. Hemen de şu anda o sayfaya geliyoruz. Evet, başkalarına scholarship verebileceksiniz ya da başkalarından scholarship alabileceksiniz. Scholarship aldığınızda ne oluyor arkadaşlar? Hiçbir para harcamadan oyunlardan para kazanabiliyorsunuz. En sevdiğimiz sistem. Peki bunu kim aracılığıyla yapacağız demiştik. G4FF'in elinde belli miktarda NFT olacak ve bu NFT'leri scholarship'le dağıtacak. O zaman tekrardan zaten güzel bir video hazırlarız. Siz de başvurularınızı yaparsınız. Oyunun daha sonrasında ekonomik kısmı var arkadaşlar. Geçiyoruz. Roadmap'i zaten incelemiştik diğer ana sayfasından. Ama şuradan da bir teyit edelim. 2023 ikinci çeyrek demiştik değil mi? Evet, burada da aynı bilgiyi vermiş. Ve daha sonrasında thank you for reading demiş. Evet, projemiz bu kadardı arkadaşlar. Yani çok küçük miktarlarda eğer FPS konusunda kendinize güveniniz varsa, o ben bu oyunda sürekli 2, 3. olurum, 1. olurum, insanları ezer geçerim diyorsanız tam sizin için bir oyun olacak arkadaşlar. Ama değilse de scholarship'le şansınızı deneyebilirsiniz. Bakın ileriki zamanlarda göreceğiz ama ileriki zamanlardan daha öncesinde bir de airdrop olacak. Yine partnershipleri G4FF'in düzenlediği bir 500 NFT'lik airdrop arkadaşlar. Aşık 6 gün sonra başlayacak. Bunun linkini YouTube'a bırakamıyorum. Neden? Biliyorsunuz çünkü şikayet ediyorlar. Sonra ceza alıyoruz, video paylaşamıyoruz. O yüzden bu linki arkadaşlar Discord'da bununla ilgili bir kanal açıyorum hemen. Oraya paylaşıyorum. Hem çekiliş sonuçlarını hem oyunla ilgili bir güncelleme geldiğinde Discord'dan yine paylaşıyor olacağım. O yüzden mutlaka Discord'da katılmayı unutmayın arkadaşlar.
Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Bir sonraki videoda böyle aylar sonrasında, haftalar sonrasında olmayacak. Artık 2-3 günde bir düzenli videoya tekrardan dönüyoruz. O zamana kadar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.